Sevgili seyirciler, Diyanet TV ekranlarına Elif Lamim programına hoş geldiniz. İstanbul Çengelköy'den Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camii bahçesinden hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Bugünkü programımızda Karadeniz bölgesinin yetiştirdiği alimlerden Çaykaralı Hacı Hasan Efendi'yi, tam adıyla söyleyecek olursak Hacı Hasan Rami Yavuz Hoca Efendi'yi konuşacağız. Çok değerli iki konuğum var. Sizlerle onları tanıştırmak istiyorum. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Bekir Topaloğlu hocamız. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Yine Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Yusuf Şevki Yavuz hocamız. Sayın Hocam siz de hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Yusuf Şevki Yavuz hocamız aynı zamanda merhum Hacı Hasan Efendi'nin oğlu. Böylece tabiri caizse ilk elden muhterem Hoca Efendi'yi de ailesinin bir ferdinin ağzından dinlemiş olacağız. Sayın Hocam, siz Hacı Hasan Efendi'nin hemşerisisiniz. Evet. Şimdi tabii Hoca Efendi ile ilgili sohbete başlamadan önce o bölgenin bizim İslam geleneğinde, medrese geleneğindeki yerinden de bahsetmek uygun olur diye düşünüyorum. Karadeniz bölgesi genellikle bu Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki medrese eğitimi, geleneksel İslami eğitimlerle ilgili, ilimlerle ilgili eğitimlerde öne çıkan bir bölge. Çaykara dedik ama Çaykara tabii ki 1950'lere yakın bir süreçte, 1948'de sanırım ilçe olmuş. Daha önce Of'a bağlı bir nahiyeymiş. Yani bizim şimdi halkımızın Oflu Hoca diye bildiği hoca efendilerin önemli bir kısmı da Çaykaralı belki de. Evet. Siz o bölgede yetişmiş bir İslam alimi olarak, ilahiyat neslinin de öncülerinden olarak o bölgenin bu İslam geleneğindeki yeriyle ilgili neler söylersiniz? Efendim, bunun bir dini hayat, dini inanç yönü var. Az da olsa bir ekonomik yönü var. Dini hayat açısından ben 1940'lı yıllardan itibaren, 42 yıllarından itibaren olup biten şeyleri hafızama almış bulunuyorum. Çünkü o yıllarda 10 yaşlarındaydım. Şimdi değerlendiriyorum. Bizim oralarda dağ köyleri, bizim köyümüz dağ köyüdür. Ondan sonra yaylalar başlar. Eskiden beri eğitim öğretim var. Medrese usulü eğitim öğretim var. Biz kendi köyümüzde, ben şahsen dedemden, annemin babası olan dedemden gider gelir okurdum. Ona giderken yol üzerinde birkaç hoca efendinin türbesinin yanından da geçerdik. Evet. Türbe deyince o günkü iktisadi konum çok zayıf. Yani işte birkaç taş konmuş, bir de bir levha bazen var bazen yok. Onlara biz Fatiha okur geçerdik. Onlar bizim o köylerin eski müderrisleri. Onların yetiştirdikleri insanlar, işte biri benim dedem, evet. Efendim Muhammed Topal Hoca diye meşhur. Topal Hoca diye meşhur olan. Evet. Biri Hacı Hasan Efendi. Hacı Hasan Efendi ondan daha gençti. Dedem ondan daha evet. Yaşlı. Daha başka hocalar vardı. Onların işte çoğu vefat etti bizim dönemimizde. Ben de şahsen dedemden okurken 7 yaşlarında filan ona verdiler beni. Yani onun evi benim ailemin evi olmuş oldu. Zaten evlerimiz yakın. 9-10 yaşlarına kadar hafızlığımı yaptım. Ondan sonra okumaya başladım. Benimle birlikte 3 hoca daha vardı. Onlar babamın yaşında. Ama şerik, aynı şeyleri okuyoruz. Evet. Onlar eskiden okumuş. Sonra o olmuş, bu olmuş. Gurbete gitmişler, askere gitmişler. Nihayet yine de bu işe başlamışlar. O köylerde inanç açısından, dini inanç açısından böyle bir şey vardı. Bundan daha önemli bir alim, eski usul medresede yetişmiş bir alim,
ne yapıp yapıp ders vereceği adam arar. Evet. Bu çok enteresan geliyor bana hala. O olmadığı takdirde birilerini bulup kendisinin bildiği dini ilimleri öğretmezse, bir medrese küçük bir kurmazsa namaz kılmamış gibi kendini eksik Allah hissediyor. Acaba hocasının da bu konudaki bir ikazı etkili olabilir mi? Hep budur. Evet. Bu bir silsiledir. Evet. Bu bir silsiledir. Zaten bu silsile icazetnamelerde de yazar. Benim evet. icazetnamemde evet. de var. Büyük bir şeref kabul edilir. Büyük bir görev kabul edilir. Fedakarlık bile yaparlar bunlar. Mesela diyelim ki belki söyleyecekti Yusuf Şevki Efendi. Nerelerinden, Türkiye'nin nerelerinden tabii. geliyorlar hocanın mahallesine. Hoca onların iaşesine, ibadetine yardımcı oluyor, ona buna söylüyor. Çocuk gelmiş Samsun'dan, öbürü gelmiş Van'dan, Adana'dan. Evet. Gelip ne yapacak, nasıl yetişecek? Yetişecek. Böyle bir fevkaladelik vardı. Ekonomik husus ise, o zamanlar tabii memuriyet yok, bir şey yok. Karadeniz'de, bilhassa o dağ köylerinde yaşayan insanların sadece kendi yiyecekleri, orada buğday olmaz da mısır olur. Evet. Mısırı yetiştiremez. O kadar tarlası yok. O kadar tarlası yok. Hiç olmazsa şöyle bir yetiştirse, bir iki de hayvanı olsa sağar, yer. Öyle değil. Her halükarda bir yerlerden bir gelir, bekler. Bizim orada genellikle Konya, Haymana. Bu Haymana şimdi nereye bağlı bilmiyorum. Ankara tarafları olabilir galiba. Hocam. Yanlış söylemeyelim ama. Evet. Yani böyle hoca efendiler, dedemin şerikleri, biraz evet. eski talebeleri. İşte ben Haymana'ya gittim, öbürü ben filan yere gittim. Giderler orada bir sene, iki sene hocalık yaparlar, birkaç kuruşta para alırlar, döner gelirler. Evet. Oranın sosyal kuruluşu buydu. Evet. Yani orada yetişen ve çoğu da icazet alan kişiler bir anlamda Türkiye'nin dini hayatında da daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde de görev aldılar belki. Tabii. Gerçi tabii. şöyle bir şey de hocam söylenir. Yani o bölgede yetişen insanların çoğu bir hafız olur önce. Daha sonra belki ticaretle uğraşırsa uğraşır. Başka mesleği de seçer ama genellikle hafızlık geleneği de orada yerleşmiş. Evet. Çok yaygın. Yaygın evet. Çok yaygın. Onunla başlıyor. Şimdi evet. besmelesi bu. Doğru. Hafızlıkla evet. başlıyor. Ondan sonra işte okuyor. Evet. İcazet alıyor. Ve gerçekten dolaşıyorlar. Epeyce bir zaman zannediyorum. Türkiye'nin epeyce bir yerine işte bu oflu hocalar dedikleri evet. of ve daha sonra birkaç ilçe daha oluşmuş oralardan evet. gelmiştir. Daha sonra tabii ileriki yıllarda namatip okulları, ilahiyat fakülteleri açılınca ama şimdi Yusuf Şevki Bey söyleyecek. Zannediyorum ki ilk zamanlarda epeyce bir ilçenin en azından belki ilin değilse bile müftüsü evet. Hoca Efendi'nin öğrencisi veya Doğru. benim hocamın öğrencisi okuyup Doğru. müftü oldu. Evet. Sayın hocam siz merhum Hoca Efendi'nin oğlusunuz. Tabii o aile içerisinde yani alim bir babanın riyasetindeki bir ailede yetişmenin başka bir tadı mutlaka vardır. Önce seyircilerimizin de bilgilenmesi açısından babanızın hayatıyla ilgili, özgeçmişiyle ilgili bize biraz bilgi lütfetseniz. Kimdir merhum Hacı Hasan Efendi? Teşekkür ederim. Böyle bir programı önce hazırladığınız için gerçekten sizlere minnetlerimi sunarım. Çünkü Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'de bir kandile benzetilir. Aydınlatıcı bir kandil. Bazı şairler de Hazreti Peygamber'i güneşe benzetirler. Bir acep nur kim güneş pervanesi. Evet. Yani güneşin bile etrafında pervane olduğu güneş daha büyük bir güneş olarak manevi hayatımızı aydınlatan bir güneş olarak tasvir edilir. Alimler de onların yıldızları, kandilleri, güneşin etrafındaki işte yıldızlar gibidir. O açıdan bu manevi hayatımızı aydınlatan insanları tanıtmak gerçekten güzel bir görev. Bir minnet borcunu, bir vefa duygusu, bir bir borcu yerine getirmek evet. manasına geliyor. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Rica ederim. Şimdi Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren başlayan bir medrese geleneği var biliyorsunuz. İznik'ten itibaren Bursa, Edirne, daha sonra Anadolu'ya yayılmış. Trabzon'da da Trabzon'un fethinden sonra oraya Müslümanlar çeşitli yerlerden gelmiş. Bizim aile de şahsen babam, merhum babamın soyu Akkoyunlulara'nın işte Tebriz'den gelerek Yavuz Selim'in Trabzon valisi olduğu zaman oraya yerleştirilen ailelerden birisine bağlı olduğuna dair rivayetler var. Evet.
1909 doğumlu rahmetli babam. 1909 eski tarihle 1325 Rumi oluyor galiba hocam, evet, değil mi? Rumi olması lazım. 1909'da doğdu. Babası da aslında bir hoca, mahalle imamıydı. Fakat 1914'te bu Rus harbine gitmek zorunda kaldı. 1915 veya 14, şimdi yanlış söylemiş olmayayım. 6 yaşlarında filan babası Sarıkamış bölgesine gidiyor. Orada şehit oluyor, geri dönmüyor. Kendisi yetim kalıyor, evet. 6 yaşında. Bir iki sene sonra da annesini kaybediyor. Okumaya bir ilgi duydu. Tabii bizim hocamın dediği gibi her köyde mutlaka bir medrese vardır o yıllarda. Ve aşağı yukarı Türkiye'nin ihtiyacı olan hocaların yetiştirildiği bir bölge. Aslında benim rahmetli babamın tahsil gördüğü Akdoğan Köyü, Çaykara Akdoğan Köyü, eski adıyla Yukarı Hopşara, Hopşara-i Ulya, evet, adıyla bilinen köyde medrese vardı. Oranın da müderrisi, aslında OFF merkez müderrisi olan Tayyip Zühtü Efendi'ydi. Evet. Ondan okumaya başladı işte o yıllarda ve fakat zor şartlar altında. Tabii. Yani kendisi bize anlatmıştır bu zorlukları ifade etmek üzere mesela kış şartlarında kar yağarken efendim üzerinde bir bizim oranın tabiriyle forodiko gömlek, don gömlek ve ayakta bir şey yok. Yalın ayak. Bir vaziyette efendim 2 kilometre bir yol yürüyor, o medreseye gidiyor, orada okuyor. Tabii o yıllarda biliyorsunuz işte Cumhuriyet'le birlikte medreseler lağv edildi 1923'lü yıllarda. Efendim o da tabii tahsilini bir ara yarım bırakmak durumunda kaldı, ilkokula kaydoldu fakat ekonomik şartlar müsait olmadığı için, anne baba da olmadığı için efendim okulu devam terk etti ve medreseye geceleyin okumaya devam etti. Çünkü gündüz okuma imkanı olmuyor. Evet. İşte takip ediliyor, evet, hocalar, evet, yasaklanmış o zamanlar medreselere lağvedildiği için. İşte hocası demiş ki ben sizi geceleyin gelirseniz okuturum. Çünkü işte takip ediliyoruz, ceza alırız filan. Eğer derse yakalanırsanız jandarmaya filan derseniz ki efendim biz imamlık yapıyoruz, bazı fıkhi meseleleri öğrenmek için hoca efendinin yanına gidiyoruz. Evet. Böylece bir cevap verirsiniz diyerek öyle başlamışlar okumaya. Dayımla birlikte aslında beraber okumuşlar. Daha sonra Trabzon Merkez Vaizi oldu Kemal Poyraz Hoca. Evet. Onunla birlikte okudular ve işte 1932-33 yıllarında askerliğini yaptı. Bu arada işte o yıllara kadar hafız olmamasına rağmen 26 yaşında, yanlış hatırlamıyorsam 25-26 yaşlarındaydı. 6 ayda Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti. Onun da bir hikayesi var galiba. Allah. Bir 6 ayda hıfzetmesinin özellikle... Evet, şimdi dayım askere... söz konusuymuş herhalde. Kendisi askere gidince dayım hafız olmuş. Evet. Efendim, ben de hafız olayım diye o askere gidince bu sefer o da heves etmiş. Ben de hafız olmak istiyorum demiş. Ama kısa bir sürede yapması lazım o askerden dönünceye kadar. Dayısının oğluyla bir mübahaseye giriştiler. 6 ayda yapamazsın demiş. O da yaparım demiş. Yaparsam ne verirsin? İşte bir takım elbise ve bir iskarpin. O zamanki ifadeyle ayakkabı yani. Onu kaza almış tabii daha sonra. Yani 6 ayda hıfz etmiş. Yani 25-26'lı yaşlarında 6 ayda, evet, hafız olmuş. Daha sonra da bu tabii hıfzını o şekilde devam ettirdi ki bütün namazlarını hatimle kılardı. Yani 5 vakit namazını hatimle kılardı ve hiç Kur'an-ı Kerim'e bakmadan ta vefat edene kadar öyle devam etmiştir. Ve her senede o hıfzını devam ettirmek için mukabele okurdu. Başkasına kendisini dinletirdi, para vererek, para alarak değil. Allah Allah, bu da çok enteresan öyle. Bu da enteresan. Evet. Çok, evet, enteresan. Ondan sonra işte hafızlığın hikayesi böyle. Evet. 1938 yılında yanlış hatırlamıyorsam icazetini alıyor o eski medrese geleneğine göre. Bir de sanırım hocam kıraat eğitimi de var Mehmet Rüştü. Evet, o icazetini aldıktan sonra bu arada işte kıraat dersleri almak, evet, için Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca'nın yanına gidiyor. Eski adıyla Çufarıksa Köyü'ne gidiyor. Ondan sonra da işte 1940'lı yıllarda evleniyor. Efendim, tabii
babası vefat ettiği zaman borçları da vardı rahmetli dedemin. Hmm. Yani kıtlık var. Geçinmek için başkasından borç para alıyorlar. Hmm. Efendim yiyecek bir şey yok, elbise almak için para yok, pul yok. Onların borçlarını da ödedikten sonra evlendi. Dedesi, babasının borçlarını ödedi. Evet. Daha sonra evlendi ve ondan sonra da işte Fahri İmamlığa başladı. 1944 yılına kadar, 1944'te Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı vaizlik imtihanlarına girdi. Ve imtihanı kazanarak Akçaabat'ta vaiz oluyor. Oradan şeye geçiyor efendim. Of vaizliğine geçiyor 2 ay sonra. Hmm. Yani 1944'ün hemen işte 6 aylık vaizlik yaptıktan sonra Akçaabat'ta Of'a geçiyor. Of'ta bir taraftan vaizlik yaparken bir taraftan da bir köyde, Hastikoz köyünde imamlık yapıyor ve orada ders okutmaya başlıyor. Hmm. Müderrisliği orada yani başlıyor. Yani şöyle oluyor hocam, demek ki aynı anda hem imam, evet, sonra belli günlerde vaaz için haftada iki gün vaaza iniyor. Haftanın, evet, pazarının olduğu gün ve bir de, evet, cuma günü olmak üzere. Bir üçüncü meşguliyet olarak da öğrenci, evet, okutuyor. Öğrenci onu okutuyor. Fahri olarak Fahri yapıyor, evet, tabii. Yani öğrenci okutmakta hocamın dediği gibi herhangi bir ücret talep edilmiyor. Evet. Efendim, yeter ki ben bana tevdi edilen emaneti daha, evet, sonraki nesillere, evet, aktarayım. Yani, evet, Resulullah'ın zincirine bağlı, biliyorsunuz bu, doğru, eski icazet silsile. Evet, evet. İşte Resulullah'tan sonra ashab geliyor. Ashab tabi'in nesli. Ebu Hanife ile başlıyor. Evet. Tabii 1944 48'de Çaykara ilçe olunca kendi ilçesine tayin talep ediyor, hı, ve oraya geçiyor. Bu arada 1944-48 yılları arasında köyde tabii bir ev yaptırıyor o aldığı paralarla. 15 lira maaş, yanlış hatırlamıyorsam, o zaman alıyormuş. O 15 liralarla bir ev yaptırıyor. Evinin altında da bir medrese yapıyor. İki odalı bir medrese. Evet. Efendim, o evi yapıldığı zaman enteresan, işin manevi tarafı da var hocam galiba. Komşulardan birisi rüyasında görüyor ki İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin tabutu evin altına geliyor. Tabut. Evet. Yani ondan sonra işte deniyor ki efendim Ebu Hanife'nin tabutunun buraya gelmiş olması demek burada dersler okutulacak, evet, demektir diye. Evet, Ebu Hanife'nin, evet, efendim mezhebine göre İslam dini burada tedris edilecek. İlim geleneği devam edecek. Evet, devam, evet, edecek diye böyle bir rüya da görüldü. Hmm. O böyle yorumladı onu ve ondan sonra da hiç o şeyden ayrılmadan, aynen, 1982 yılına kadar orada efendim yıllarca tedrisat yaptı ve hocamın da az önce bahsettiği gibi 300 küsür öğrenci, daha çok işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan işte vaiz, müftü, Kur'an kursu öğretmenliği gibi görevler yapan hocalar yetiştirdi, evet, ve tabii talebeleriyle çok yakından ilgilendi, onların her türlü dertleriyle ilgilendi, ailevi sorunlarıyla, icabında parası yoksa borç para verdi, temin ettiği, kendisi veremiyor ise tabii netice itibariyle bir vaizlik maaşıyla geçinen bir insan yani. Ama öğrencilerin her türlü problemleriyle de ilgilenerek ve tabii bir taraftan da o sadece medresenin verdiği ilimlerle de yetinmedi. Yani eski gelenekte bu ilimler, ilmi zahir, ilmi batın diye, evet, ikiye ayrılır. Efendim, zahir ilimlere, dini ilimlere zahir ilimler, işte tasavvufi ilimlere, evet, de batın ilimler. Yani felsefi deyimle söyleyecek olursak dini tecrübe ye de aslında merak sarmış, evet, birisiydi. Yani, hocam o yönüne geçeceğiz ama şimdi bizim, evet, programımızda hocam eski Kur'an üstadlarının sesinden zaman zaman aşçı şerifler dinletiyoruz. Yani. Müsaade ederseniz şimdi merhum Ali Üsküdarlı Hoca Efendi'nin sesinden bir aşçı şerif dinleyelim. Oo, çok makbule getirdi. Sizin, evet, de hocanızdı. Hocamız, evet, hocanızdı. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sevgili seyirciler, merhum Ali Üsküdarlı Hoca Efendi'den bir aşçı şerif dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Allah'ım la
اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن
يُخْلِفُ الْمِيعَادَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Merhum Ali Üsküdarlı Hoca Efendi'den Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledik. Bu vesileyle kendisini rahmetle anmış olduk. Allah rahmet eylesin. Sayın Hocam. Hocam şimdi siz o bölgede geleneksel usulde eğitim gördünüz ve icazet aldınız. Evet. Rahmetli dedenizden. Evet. O bölgede bu medrese geleneğinde okutulan klasik İslami ilimleri dikkate aldığımızda genel olarak kanaatiniz nedir? Daha önceki bir sohbetimizde mesela siyerin pek o gelenekte okutulmadığını söylemiştiniz. Evet. Bunu da dikkate alarak bize neler söylersiniz? Efendim, bizim oralarda yaygın olan medrese dersleri, eğitimi, işte o meşhur sarf-nahif cümlesi dedikleri, yani Arap dilinin grameri. Evet. Grameri, gerek kelime gerekse cümle olarak gramerini izlerler. Eskiden beri gelmiş, bunlar 4-5 kitaptan oluşuyor. Bu eğitimde şahsen yani benim dedemin takip ettiği o kısa kısa metinlerdir bunlar. O çok uzun şeyler değil. Bir kısmının metnini ezberletirlerdi bize. Metnini böyle ezberleriz. Nasıl olsa evet, hafızız ya, böyle ezberlenir. Bir kısmının da mefhumunu derlerdi. Hmm. Onların mefhum dedikleri yani mana. Olabildikçe Türkçe çeviriyoruz, evet, o Arapçayı. Onu ezberliyoruz. Diyelim ki işte harficeler kaçtır? 20'dir. İşte başlıyor. Elif, ba, şu, bu. Evet. Neyse onlar böyle böyle gidiyor. Biraz da belagat okuturlar. Yani bu Arap dili ve belagatı. Belagat gramerden sonra. Evet. Tabii hep Arapça okutulduğu için şimdi biz İmam Hatip okullarından sonra Edebiyat Fakültelerinde Türkçe de okutuyoruz. Yani İslami ilimleri. Hani evet, Türkçe. Evet. Böyle değil. Orada ne okuyorsanız Arapça okuyorsunuz. Devam ediyor. Biraz belagat, Muhtasarul Maani gibi okuturlar. Ramuzul Ehadis okuduk biz Gülüş Hazretleri'nin alfabetik efendim. Hadis. Ezber şeklinde hadis ezberleme yok. 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 Metin okuma şekli. Evet, evet, metin. Metin olarak onu okuduk. Bütün bunların başında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı yok. Evet. İslam dini nasıl doğdu? Ne oldu? Ne zaman doğdu? Efendim yok. Bilinmiyor. Öyle bir şey okutulmuyor. Dolayısıyla tabii geçiyor. Evet. Ve bazı hususlar geçiyor. Evet. O vardı. Bir nevi ilimler tarihi. Bu ilimler nasıl doğdu, nasıl yürüdü, nasıl geldi? Sonra İslam dini, Resul-i Ekrem Efendimiz efendim bir peygamber olarak zuhur etti. Nasıl yayıldı? Ondan sonra da ne oldu? Az çok bir İslam tarihi. Evet. Kendi ülkemizde dahil tabii olmak üzere. Bunlar yoktu. Yoktu, evet. Bunlar yoktu. Şunu eklemek isterim. Bunlar şimdi İmam Hatip okullarında belli bir derecede ama İlahiyat Fakültelerinde daha üst mertebede okutuluyor. Lisans üstü yapanlar zaten onları öğrenmek tabii mecburiyetindedirler. Bunun bu sebeple yeni eğitim öğretimde İlahiyat Fakülteleri diyelim şimdi onlara yeni eğitim öğretimde mezunların ufukları gerçekten geniş oluyor. Evet. Çok geniş oluyor. Öyle bir anlayış, öyle bir bakış medresede yoktu. Yoktu. Fakat izahı zor bir bereket ve feyiz vardı medrese sisteminde. Şimdi Yusuf Şekri Bey anlatırken anladım ben. Benim dedem de paralel bir hayat geçirdi. Aynı şey. Zaten köylerimiz arada şöyle bir tepe var. Öbür evet tarafta bizim köyümüz. Yani hiçbir karşılığı yok bu yaptıkları eğitimin, öğretimin. Ama onu söylediğim gibi yani namaz kılar gibi yapmak mecburiyetini bir ibadet hissediyor. İbadet hissediyor. Evet. Böyle yapıyor. Ayrıca korkusu ve tehlikesi var. Var, evet. Evet. Jandarma geldi, yakaladı mı alıp götürür. Nice örnekler başka yerlerden duyduk. Yani söyleyemem şu anda, söylersem ağlamaya başlarım. O kadar zor şeylerdi. Fakat bizim o dağ köylerinde, biraz önce söylemiştim, ondan sonra yaylalar geliyor. Arada bir köyde fakirlerde durum olacak da jandarma gelecek. Hmm. Onun dışında devletin haberi yok. Bizim köylerde ezan Türkçe okunmadı. Biz Türkçe ezanı bilmezdik. Ezan, bildiğimiz ezan okurduk. Daha sonra şehirlere indiğimiz zaman, ha Allah Allah, burada böyle
bir ezan da var diye duyduk. Feyiz vardı. Bu feyiz bana göre işte bu hoca efendiler şahsi hayatlarında bir defa dinlerine ellerinde geldiği kadar bağlı, hiçbir karşılık beklemeden. Hocam anahtar kavram ihlas herhalde. Bu ihlas. Evet, ihlas. Yani evet. Bu feyiz fevkalade. Şu anda bile ben size şunu söyleyeyim. Ben yıllardan beri İmam Hatip Okulu'nda öğretmenlik yaptım, fakültede yaptım işte. Doktora yetiştik, profesör yetiştirdik. Ama bu bizim öğrenciler içinde herhangi bir şekilde resmi eğitim, öğretim dışında böyle bir medrese gibi, bir hoca efendi gibi bir yere gider de karşılıksız bedes okursa ondan fevkalade istifade ediyor. Ben de diyorum ki yani bunu okuttuğundan daha güzelini biz derslerde söyledik. Olmuyor. Feyiz az oluyor yahut da. Onun için ben de şahsen son olarak onu söyleyeyim. Resmi ders okuttuktan sonra ve emekli olduktan sonra uzun yıllar kendi odamda medrese sistemi ders okuttum. Şimdi 2-3 sene müşteri gelmediğinden okutamadım. Doktora öğrencisi benimki. Şimdi artık lisans değil. Bu sene 2-3 başvuru var. Ekim'de söz verdim. Gene başlayacağız. İnşallah. Onun tadı başka yani hocam. Evet, onun tadı başka. Sayın hocam, sizin babanızdan ders okuma serüveniniz nasıl oldu? Evet. Hafızlığınızı babanızdan tabii yaptınız. Tabii ben 6 yaşımda hafızlığa başladım. Yani bana hatırlıyorum şimdi böyle bir akşam namazından sonraydı. Namazı kıldı. Biz tabii 6 yaşında namaz kılmaya öğrendik. Namaz surelerini öğrendik 6 yaşında. Bize öğretti tabii. Efendim, Arapça mı okumak istiyorsun, hafızlık mı yapmak istiyorsun dedi. Ben hafızlık yapayım dedim. Kesinlikle. Öyle hafızlığa başladım 6 yaşımda. 8 yaşında hafızlığı bitirdim. Ondan sonra ilkokula başladım. İlkokul 3'e girdim. Yani okuma yazmayı da Türkçe alfabeyi de bana o öğretti aslında. Evet. Çok da güzel yazısı vardı, el yazısı onun. Yeni yazıyı yazıyordu güzel. Yeni yazıyı çok güzel yazardı. Benim dedem yazamazdı. Matbaa şeyleri gibi böyle yazardı efendim. Ondan sonra tabii biz yetiştiğimiz dönemde 1900, ben 53 doğumluyum, işte 59 galiba 59'da hafızlığa başladım. İşte 62'de ondan sonra 1-2 sene de has vurdum ben. Yani okuduktan sonra pişirdiniz hafızlığı. Yani pişirdim hafızlığı. Mukabele okumaya başladım camilerde filan. İlkokul 3. sınıftan başladım. 65'te mezun oldum ben. Ondan sonra bizi İmam Hatip Okulu'na verdi. O zamanlar tabii İmam Hatip Okulları Türkiye'de hocam daha iyi bilir. Efendim yeni açılmış. İşte eski ulema İmam Hatip okullarına karşı mesafeli duruyor. Tabii. Acaba bu okullar ne öğretilecek bunlarda? Nasıl insanlar yetiştirilecek bir endişe içerisinde. Acaba dini yozlaştırıcı bir program mı uygulanacak? Yoksa gerçekten orada Kur'an'a, sünnete, işte eski geleneğe uygun bir tedrisat mı yapılacak? O endişeler o taşıdığı için mesela abim Yunus Vehbi Yavuz ilkokulla bile vermedi. Efendim, doğrudan medrese tahsiline onu tabi tuttu ve ilkokulu ve liseyi daha sonradan dışarıdan verdi. Evet. Bizi İmam Hatip Okulu'na verdi. Ancak İmam Hatip Okulu'na başladıktan sonra, ben Trabzon İmam Hatip Okulu'na başladım 1965'te. Efendim, yazları işte eski medrese usulü bizde okudum. Bu arada hocam, hani biz derken seyircilerimizin bilgilenmesi açısından, siz 4 erkek kardeşsiniz sanırım. Evet, 4 erkek, 3 kız hayatta olan çocukları bu var. Bu 4 erkek kardeşin tamamı da İslami yüksek eğitim aldı. Yani ilahiyat hepsi ilahiyat mezunu. 3 tanesi de profesör, akademisyen. Akademisyen. Profesör Doktor Yunus Vehbi Yavuz hocamız emekli şu anda. Evet. Siz devam ediyorsunuz. Evet, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde emekli. Siz Marmara Üniversitesi'ne devam ediyorsunuz İlahiyat Fakültesi'nde. Bir de Salih Sabri Yavuz profesör Recep Tayyip Erdoğan İlahiyat Fakültesi'nde profesör olarak. O devam ediyor. Evet. Bir kardeşiniz de yine İslam Enstitüsü. O da İmam Hatip Müdürlüğü yapmıştır. Samsun Yüksek İslam Enstitüsü'nde 19 Mayıs İlahiyat mezunu. O da emeklidir İmam Hatip'e. Bir de şöyle bir taraf var bizim rahmetli pederin. Yani 4 çocuğun da ilahiyatta okutma başarısını gösterdi. Yani Allah'tan onu dilediği ve duası da gerçekten kabul oldu yani. 4 tanesi de ilahiyat tahsili gördü.
Ayrıca damatları da ilahiyatçı hoca yani. Evet, evet. Bu da bu işte dua kabulü dedik ya hocam. Şimdi dua kabulüyle ilgili bir anekdot okumuştum hoca efendi ile ilgili. Allah uzun ömür versin. Abdullah Hatipoğlu hoca efendi onun öğrencilerinden anlatıyor. Bir icazet töreni vesilesiyle insanlar toplanmışlar. Abdullah Hatipoğlu hoca efendi Kur'an-ı Kerim tilavet etmiş. Fakat diyor hava o kadar kapalı ki yağmur yağdı yağacak, fırtına koptu kopacak. Orada birikmiş olan insanlar da bir an önce yani şu tören bitse de buradan gitsek diye bakıyorlar diyor. Ben diyor Kur'an-ı Kerim'i tilaveti bitirdim. Hoca efendi benim yanımda şöyle dua etti. Ya Rabbi beni bu insanların yanında mahcup etme. Allah ne olur Allah. Beni mahcup etme diye dua etti Allah diyor. Allah. Ve tören başladı. Etraftaki köylere şakır şakır yağmur yağarken bizim üzerimize sadece çiseledi diyor. Tören bitti. İnsanlar dağıldıktan sonra bizim köye tekrar yağmur bardaktan boşanır ortasına. Yani bu duanın kabulü hakikaten işte ihlasla bu. İhlasla yapıldığına göre. İşte bu. Bunun neticesi ki başka pek çok benzer olaylara öğrencilere sanırım şahit olmuşlar. Bu arada seyircilerimize de hatırlatmış olalım Sayın Hocam. Merhum Hacı Hasan Efendi ile ilgili sevgili seyirciler bir kitap hazırlandı. Bu kitabın hazırlanmasında muhterem Yunus Fethi Yavuz hocamızın da büyük emeği var. Evet. İki ciltlik bir kitap. Çaykaralı Hacı Hasan Efendi adında. Hem hayat hikayesi var. Öğrencilerinin dilinden Hoca Efendi ile ilgili düşünceleri, hatıraları var. Çağdaşları, ve akranları, ulema, Çaykaralı evet. Müderrisler falan. Evet. Hepsi yine var. Hoca Efendi'nin mektupları, kendi el yazısıyla yazdığı yazılar, şiirler bu kitapta bir araya getirilmiş. Gerçekten güzel bir arşiv çalışması olmuş. Evet. Siz hocam biraz önce Hoca Efendi'nin bir batini ilimlerle ilgisini de yani dini tecrübeye çok önem verirdi. O bir defa yani dini son derece tavizsiz yaşardı tabiri caizse. Efendim duygulanır, ağlar. Ama işte bunu hiçbir zaman aksatmazdı yani. Onun dışında gündüz mümkün olduğu kadar vakit yani vakit bulduğu takdirde dersle meşgul olur. Ya ders okutur veya ibadetle meşgul olur. Böyle bir hayatı vardı. Kitapta ben okudum. Merhum Mehmet Rüştü Aşıkutlu Hoca Efendi dermiş ki Hacı Hasan Efendi'nin kuşluk ve evvabin kazası yoktur. Kazası yok. Yani kuşluk ve evvabin namazlarını hiç kaçırmadığına işaretle. Tabii o dini hayatı sadece ibadetlerden ibaret değil. Yani şöyle İslamiyet'in bir Müslüman'da ortaya çıkmasını istediği, Müslüman'ın uygulamasını istediği bütün hayatın her alanıyla ilgili prensiplerine de son derece bağlıydı. Mesela şöyle bir anekdotu anlatmama izin veriniz. O imamlık yapıyordu Hastıkoz'da. Efendim, tabii yıllık bir şey veriyorlardı. Köylü işte zahire veriyor. Evet. Mesela mısır oralarda biliyorsunuz bizim oralarda mısır üretilir. İşte bir kot mısır. Her hane çocuklara okutuyor. İşte camiye namaz kıldırıyor filan. O hizmetler karşılığında bir kot mısır. Bu sene de mısır çok az olmuş. 1900 kaçtı işte 40'lı yıllardı. Piyasada anormal bir şekilde mısırın fiyatı yükselmiş. Hmm. O da gitmiş eski fiyatı hangisi ise o düşük fiyatından vermiş. Hiçbir zaman o efendim kara borsa fiyatından vermedi. Mesela bu efendim onun şeye paraya değer vermediğini yani fırsatı ganimete dönüştürmek isteseydi bunu pekala belki büyük yüksek fiyattan satarak daha çok para elde edebilirdi. Hiç öyle bir şey olmazdı. Mesela haksızlık yaptı mı öğrencilerinden bir tanesi onun alakasını da keserdi. Yani enteresan. Talebelerinden bir tanesi miras payında kardeşine demiş ki sen bu evde hakkın yok. Halbuki beraber yapmışlar baba evi. Ondan sonra onunla alakasını keserdi. Böyle çok tavizsizdi. Ve tabii dini ibadetleri yerine getirmesinin ötesinde işte tasavvufa da manevi bir yolla intisap etti. Aslında Hacı Ferşad Efendi bizim oranın çok meşhur sufilerinden bir tanesidir. Onunla aslında kendisi genç bir delikanlıyken görüşmüş hayattayken ama
bir intisabı olmamış. Manen rüya yoluyla efendim intisap etmiş. Ondan sonra devam ettirmiş onu. Evet. Sonra da işte İstanbul'a gelmiş bir gün işte Nakşi ileri gelenlerinden işte Mehmet Zahit Kotku'yu duymuş filan. Onu bir ziyaret edelim demiş. İstanbul Müftüsü Ali Fikri Yavuz Hoca da onun öğrencilerindendi. Hem akrabamızdı hem de öğrencilerindendi. Onunla beraber onu ziyarete gittiler. İstanbul Müftü Vekiliydi galiba o zamanlar. Yani müftü yardımcısı mıydı? Gittiler, ziyaret etmişler. Mehmet Zahit Efendi demiş ki sen bizim bir çorbamızı içersin. O da düşünmüş ki yani kendi anlatıyor. Herhalde bize bir öğle yemeği ikram edecek filan. Efendim, öyle ayrıldık dedi. Yani çorba marvada içmedik. Sonradan efendim halvete girmeye. Manevi çorba içmiş. Manevi çorba içmiş. Ve öyle bir niyeti yokken halvete girmiş. Yani onun halvetine iki sefer girmiş. Ve işte bir ondan da hilafet mansıbını almış. Çok değer verirdi ona Mehmet Zahid Efendi. Yani ona imamlık yaptırırdı halvette falan. Biliyorsunuz o 40 gün işte halvette işte Allah nefis terbiyesi falan yapılıyor. O çok önem verdiği kişilerden birisiydi. Sonradan tabii kendisi de bazı tarikat dersleri verdi ama o tarikat anlayışı itibariyle biraz farklı bir anlayışa sahipti. Bir defa müteşerriydi. Yani dine muhalif bir tasavvuf anlayışını kesinlikle uygulamadı. Evet. Ve öyle işte herkese ders vereyim filan öyle bir şey de yok. Hatta ders gelenlere ders vermek istemezdi. İşte bir defa bana anlattı dedi ki ben gelenlere ders vermedim. Bana işte şey yapıldı, ihtar edildi, bundan sonra gelene vereceğim filan gibi. Böyle yani istemezdi yani böyle şöhret, o manada şöhret sahibi olmayı istemezdi. Yoksa onu da çok rahat bir şekilde aslında değerlendirebilirdi. Tabii çok yaygın hale getirebilirdi. Zaten yani tanınan, bilinen birisi. Dünyanın tabii. Şimdi hocam vaizliği yaklaşık 40 yıldan fazla sürmüş herhalde. 38 yıl. 38 yıl evet. Şimdi 38 ben düşünüyorum mesela 20 yaşlarında vaazlarını dinlemeye başlayan birisi, o bölgede yaşayan birisi, 38, 40 desek buna yuvarlak hesapla, yani 60 yaşına kadar Hoca Efendi'nin vaazını dinlemiş olacak ve belli bir dini kültür ondan edinmiş olacak. Tanınmış bir insan olduğuna göre o bölgede vaazlarıyla, bu yönüyle de belki çok rahat. Tabii çok yayılabilirdi. Yayılabilirdi. Evet. Hatta onun zamanında karayoluyla haç vardı. Hoca bütün şirketler peşine düşüyordu. Bizimle beraber hacca müşteri toplayacak tabii. Bugün de oluyor yani. Filan Hoca Efendi ile umre ya da hac diye. Hiçbir zaman gitmedi. Niye ben dersleri bırakamam? Ben ders okutmam haçtan eftaldır. Onun için dersleri kesemem. Ben bir tane daha fazla talebe yetiştirirsem bu benim için daha önemli derdi. Hocam biraz o yani zihninizde kaldığı kadarıyla o bölgedeki icazet törenleriyle ilgili biraz Hoca Efendi'nin de belki yani hatırası anlamında sorabiliriz. Neler zihninizde canlanıyor? Efendim bizim oralarda icazet törenleri iki türlü oluyordu. Bir hafızlık icazeti, bir de hocalık icazeti. Evet. Hafızlık icazeti işte kendisine has onu formülüşülür. Bir defa ilan edilir. O günkü tabii telefon yok, şu yok, bu yok. Yani cep telefonu şöyle dursun, normal telefon yok ama çeşitli yollarla en azından ilçenin bütün köyleri, bitişik ilçelerin köyleri, bazen işte diyelim ki Trabzon, mektup yazarlarla bizim oranın vilayetimiz, oraların adamlar gelir. Perşembe günü hafızlık icazeti başlar. Çocuk bazen bir kişidir icazet alacak olan, bazen 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi. Onlar bizim orada bu Karadeniz köyleri dağınıktır. Her birinde bir mescit var. İşte vakit namazı kılınır ama cuma kılınmaz. Cuma namazı merkezde oraya gelir. Misafirler de oraya gelirler. Efendim camide başlarlar. Birinci gün okumaya başlar. Hocası da karşısında musafını açar her ihtimale karşı. Okuyacak o. Eğer iki kişi ise sırayla okurlar. Böylece birinci gün 30 cüzün galiba şöyle bir 20-25 cüzünü okuyorlardı. Evet, evet. Çoğunu okuyorlardı. Kur'an oydu. Ben de okuduydum. Hatırlıyorum. Evet. Ben de okudum. Yani dinlendim. Herkes dinliyor. Tasdik ediyorlar ki bu adam hafızdır. Evet. Evet. Yani, cemaat gelen zaten onlar da takip ediyor. Zaten hafız olanlar çok. Bakıyorlar.
Orada okuyor, okuyor bir tür tabii. Vakit namazlarında namazlar kılınıyor, öğle yemekleri yeniyor. Bizim o zamanlarda o köylünün zaten fazla bir şeysi yok. Doğru. Bir hafızlık icazeti olacaksa bir ay, iki ay önce ona bazı erzak hazırlıyor. Yemiyor kendisi, o güne hazırlıyor. Ve o gün o caminin etrafında bir evlerin bir hayrisi çoluk çocuğu akrabaya filan yere gönderiyor. O gelen misafirleri misafir ediyor. Evet. Ertesi gün çocuk işte gene sabah kuşluk vakti, çünkü sabah namazından hemen gelip de cemaat kuşluk vakti başladı, okullar cuma vaktine yakın bir şekilde bitirirler. Hmm. Eğer hoca icazeti varsa bu sefer o hoca icazeti de tek başına değil, mutlaka hafızda var. Gene perşembe günü böyle şenlik geçer. Cuma günü bir cüz filan bırakır o. Onu okur, bitirir. Yahut iki cüz. Ondan sonra icazetnameler okunur. Hmm. Benim icazetnamem duruyor. Benim hayatımla ilgili yazılan bir kitaptaki ayrı basımı var. Orada metnini de koydum, tercümesini de yaptım. Hocam hayatım dediniz, bu arada hayatınızı, hatıratınızı da kaleme almaya musunuz? Başladım. Evet. Başladım. Araya bazı tefsir çalışmaları girdi ama işte evet, bitmek üzeredir inşallah. Onu da i̇nşallah. Yazacağız, bitireceğiz. İnşallah. İşte bu sefer de hoca efendiler. Hı. O köylerde cübbeli, sarıklı. Ben de icazet alırken öyle oldu. Hafızlar da var ya da. Onlar işlerini gördüler. Bana sıra gelince işte ben de orada durdum. O icazetnameyi okuyor siz yüzünüze karşı. Efendim şunları bunları yapıyor. Birkaç gün ben köyümüzde şeyli dolaştım. Sarıklı, cübbe. Sarıklı evet. Ve biraz da kısaca bir cübbe dolaştım. Hmm. Hoca olduk diyerek. Onu da işte icazetnameyi okurlar. Ondan sonra gene vaazlar olur, dua ederler. Çok enteresan, senin ben şu anda düşünüyorum ki kimin elinde ne varsa o köyde o gelen misafirlere akşam onların iaşesi, ibadetesi, ertesi gün yemesi, içmesi, kazanlar kurulur. Efendim bunlar olur. Evet, güzel. Çok enteresan bir şeydi icazet işleri ama bir rahatsızlık da yok. Hani jandarma gelecek, mefkunu yapacaksın. Bu bizde yoktu. Bunların köyü Çaykara'ya yakın. Bizim daha dağ köyü. 2 kilometre falan. Bunların da evet. Sizin akrabadan idi Hasan Erol değil Hasan mi? Hasan Erol evet. Evet, Hasan Erol diye bir zat var. Daha sonra belediye başkanı oldu. O biraz hükümet mensupları ile ilişkisi olan biri. Böyle siyasi yönünü de pek belirlemez efendim. Onun şemsiyesi ve gölgesi altında bu işler yapıldıydı. Yoksa Çaykara'ya yakın böyle bir yerde 50'den önce sen medrese aç, şunu yap, olacak şey değil. Doğru. Hocam şimdi Hoca Efendi ile ilgili tabii pek çok hatıra var. Biraz kişiliğinden bahsetsek, yani insani özelliklerinden. Mesela nasıl bir babaydı, sert mizaçlı mıydı, şefkatli miydi? Ne söylersiniz? Tabii çok şefkatli bir insandı. Çocuklarına karşı, talebelerine karşı, komşularına karşı çok şefkatliydi. Ara sıra nükteler yapardı. Efendim, onunla ilgili yapardı. De bir şey yine kitapta hocam var. Bir usta diyelim ki ev yaptırıyor ya da tamir yaptırıyor. Ustaya dermiş ki ya usta bu dünya işi. Fazla uğraşmana gerek yok. Sağlam olsun, güzel olsun yeter. Zaten sağlam güzel olduktan sonra geriye bir şey kalmıyor. Ne kalmış? Evet. Usta önce anlamazmış, sonra düşününce anlarmış. Evet. Hacı Efendi bunun geride nesi kaldı? Evet. Hacı Efendi diye hitap edilirdi. Evet. Böyle. Evet. Yani bir baba olarak tabii müşfik bir babaydı. Çok yufka yürekliydi. Kolay duygulanırdı filan. Tabii bizim şunu belirtmemiz lazım. Geçmiş ulemadan tabii de örnek almak, iyi taraflarını öğrenmek ve tatbik etmek önemlidir. Hani dedik ya güneşin etrafındaki doğru, yıldızlar gibidirler. Tabii rahmetli pederim başta olmak üzere o yöredeki işte hocamın dedesi ve diğer müderrisler aslında Osmanlı'nın bıraktığı mirası yeni nesillere aktardılar. Evet. Tabii medrese evet, aslında bilginin okutulduğu yer, üretildiği yer değil. Evet. Bilgi üretilmiyor. Tabii. Yani eskiden yazılmış kitaplar neyse belli mezheplere göre yer. Evet. Onlara göre okutuluyordu. Tabii Cumhuriyet'le birlikte eğitim felsefesinde bir değişiklik yapıldı.
O değişiklik karşısında bizim toplumumuz bu medrese kültüründen mahrum kalmadı bu insanlar sayesinde. Evet. İmam Hatip okullarına bunlar aktarıldı. İşte hocam İmam Hatip okulunda hocalık yaptı. Evet. Ben de öyle İmam Hatip'te ve İlahiyat Fakültesinde. O kültürü bu okullara taşıdık. Ama ondan sonra şimdi tabii bu kültürün geliştirilmesi icap ediyor. Doğru. Yani İslami bilginin yeniden üretilmesi. Tabii. Ve günümüzün ihtiyaçlarına uygun bir hale getirilmesi mutlaka gerekiyor. Onların yaptığı şey dine sadakatle bağlı kalmak ve dinden uzak bir hayatın aslında insanları hiçbir şekilde mutlu etmeyeceğini vurgulamaktı. Onu evet. gösterdiler. Evet. Bunu sağladılar. Bu sebeple tabii çok minnet borcumuz vardır. Allah gani gani rahmet eylesin evet. cümle geçmişlere. Hatta o görev yaptığı süre boyunca Çaykara'da yanlış hatırlamıyorsam hocam, hapishanede kimse bulunmadığı gibi bir bilgi evet. de var. Yani insanları kötülüklerden bu tabii. derece uzaklaştırma tabii. vaazlarıyla, sohbetleriyle. Şunu söyleyeyim, biliyorsunuz ülkemiz 1980 öncesinde çok büyük bir terör belasıyla karşı karşıya kaldı. İnsanlar sokağa evet. çıkamazdı. Her ilde, her ilçede adam öldürülürdü evet. ideolojik çatışma münasebetiyle. Çaykara'da böyle bir şey vuku bulmamıştır. Yani orada evet. çok etkindi rahmetli peder. Evet. Efendim, herkes üzerinde etkiliydi. Yani hangi partili olursa olsun evet. mutlaka onu bu da önemli hocam. Onun yani üzerinde belli bir siyasi görüş evet, lehine evet. değil de çünkü evet. din adamı olduğu için hemen farklı yorumlanabilir. Hocam birkaç dakikamız kaldı son. Ben size şunu sormak istiyorum. Hoca Efendi'nin vefatından kısa bir süre önce yazdığı bir şiir, hatta bu vefatından sonra da yeleğini cebinden evet. çıkmış. Onunla ilgili bir şimdi ben o var. Olayı yaşadım. Evet. Ben Samsun İlahiyat'taydım. O zaman Yüksek İslam Enstitüsü'ydü adı. Şubat tatilinde ziyaretine geldik. Efendim zaten vefatı 31 Mart yanlış hatırlamıyorsam 1982. Ben de Şubat'ta gittim çocuklarla birlikte. Medresede oturuyoruz. Ziyaretine gelenler vardı. Efendim bu İstanbul Müftüsü Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı bir şey yazmış, şiir yazmış hastanedeyken. Ha. Onu okudu. Onu okudu. O takvim yaprağında yayınlandı. Ha. O böyle güzel şiirleri meraklıydı. Onları da efendim saklardı. İşte onu okudu. Sonra cebinden o şiirinin yazılı bulunduğu kağıdı çıkardı. Biraz gözleri böyle yaşlandı. Tekrar yerine koydu. Allah Allah. Ben oradayken. Okumadı. 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 Yani ben dedim ya bu bir şey oldu ama nedir yani bu filan. Sonra da üzerine gitmedim yani. Vefat ettikten sonra o yeleğini ben inceledim. Cebinden o şiir çıktı. Evet. Hmm. Yani işte şiirinde ölümünün yaklaştığını, yani nefis şeytan seninle savaşır, Azrail melek etrafında dolaşır şeklinde yazdığı bir şiir. Demek ki böyle bir rüyasında böyle manevi bir işaretle Anladım. Herhalde öleceğini evet. anladı evet. ve o şiiri yazdı. O işte aşağı yukarı bir şey geçti aradan, bir ay, iki ay gibi bir zaman. Ondan sonra evet. vefat etti. Hatta emekli oldu ve emekli maaşını alamadan evet maaş ve ikramiyesini alamadan evet. Allah Allah. Evet. Yani evet. bu da evet. dikkat çekici bir bu şey. Evet. O kadar yıl görev evet. yaptı, o kadar evet. hizmette bulundu ama evet. Emekli maaşını alamadan, ikramiyesini alamadan Hoca Efendi'nin vaazlarının sonunda sıklıkla yaptığı güzel bir duası var. Hmm. O duayı okuyarak programı hayır, hayır. kapatalım hayır. istiyorum. Buyurun. Ömürlerimiz hitam buldukta kimseye muhtaç olmadan az ağrı, asan ölüm, selameti imanı kamille huzuruna kavuşmayı bizlere nasip eyle. Biz amin. De bu duaya canı amin, gönülden amin diyelim. Allah kabul etsin. Sevgili seyirciler, bu programda Çaykaralı Hacı Hasan Efendi'yi, merhum Hacı Hasan Efendi'yi anmaya çalıştık. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Hayatta olan talebelerine de uzun ömürler nasip eylesin. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.